de milletvekili adaylar, aday arkadaşlarıma geldikleri için Bandırma'ya gittikleri için teşekkür ediyorum. Bandırma'daki çalışmalarımıza katkıda bulunacaklar. Bugün saha çalışması yapacağız. Sahada çalışan arkadaşlarımızla beraber çalışacaklar. Bandırma'da iki tane ana arterimiz var. Hem bu arada size de bildirmiş olayım. İki iş bir arada çıktı. İki tane ana arterimiz var. Özellikle esnafın ve alışverişin yoğun yapıldığı yerler. Birisi Süleyman Bey Caddesi ve Kaşfer Caddesi. Bir grup arkadaşımız bugün orada çalışacak. Milletvekili adaylarımız onlara iştirak ederler. Hem tanıtımda katkıda bulunurlar. Kendilerini de tanıtırlar. Bir grup arkadaşımız da Pazartesi dediğimiz bölge. Yine yoğun alışverişin yapıldığı, sirkülasyonun yoğun olduğu diye. Orada da arkadaşlarımız çalışacaklar. Ben tüm adaylarıma başarılar diliyorum. İnşallah Balıkesir'den ciddi bir zaferle çıkacağımıza da inanıyorum. Oyu arttıracağımıza da inanıyorum. Bandırma olarak da biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Özellikle Balıkesir il havuzumuza Bandırma'dan ne kadar çok daha fazla oy atabilirsek kendimize o kadar başarılı adayacağız. Ben destekler için hem bir başkanıma hem bir yönetimine hem de seçim komitesindeki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bandırma'da gerçekten güçlü bir çıkartma olsun. Ana başlığımız da iyi oldu, güzel oldu bence manşet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bandırma çıkartması dedi. Çünkü Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'de biz Türkiye adına büyük bir çıkartma yapacağız ve Balıkesir'den meclise en fazla oranda milletvekilini götüren il olmayı hedefliyoruz. Bugün yoğun bir şekilde çalışmalarımıza hız verdik. Bütün adaylarımız şehrin her bir köşesinde etkin bir şekilde çalışıyorlar. Bandırma bizler için çok önemli. O yüzden bugün buraya yoğun bir katılımla, adaylarımızın büyük bir çoğunluğuyla sahanın her bir alanında çalışmak üzere bir program yaptık. Eminim ki Bandırma Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi adına birinci olacağına inanıyorum oy oranlarıyla. Ve Balıkesir'de Türkiye'de anlamlı bir yere getirebileceğimize, birlikte omuz omuza mücadele ederek bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Ve bunu da görüyoruz sahada. Şehrin her bir ilçesine ziyaretlerde bulunuyoruz ve her yerde büyük bir coşku, büyük bir heyecan ve büyük bir umut var. Bu umut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin umududur. Bu umut Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin umududur. Ülkemizin kurtuluşunu, bu sıkıntılı süreci aşabilmek adına çıkış yolunu şu anda tek seçenek olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'yi görüyor halkımız. Bu anlamda biz de hem keyifliyiz, hem heyecanlıyız, hem de coşkuluyuz. Halkımızın bizlerden bu beklentisini sandığa yansıtabilmek ve sandıklarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni sandıktan iktidar olarak çıkarabilmek için mücadele ediyoruz. Şu anda bu almış olduğumuz önemli ve onurlu görevde iki hedefimiz var. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'yi, eniştemizi Cumhurbaşkanı yapmak Balıkesir'de. Balıkesir'de ayrıcalıklı bir hedef koyuldu biliyorsunuz. Bir önceki seçim döneminde referandum kriter alındığında %54 gibi bir oran varken bugün Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayımız %10 da enişte kontenjanından talebi var. Biz de bunu çıkarmak için hep birlikte çalışacağız. Eniştemize sahip çıkacağız ve Balıkesir'i gerçekten canlandıracağız. Sosyal demokrasinin hayat bulduğu gerçekten onurlu, gururlu Kuvayi Milliye Şehri'ni Balıkesir'i iktidar yapacağız. Ve Balıkesir'de de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. Buna talip olan bütün adaylarımız, bu süreçte görev alan bütün arkadaşlarımız, bütün partilerimiz, herhangi bir makamı mevki olsun olmasın, bugün ülkenin geleceğinden kaygı duyan, çocuklarının, torunlarının geleceğinden kaygı duyan herkes mücadelenin içerisinde. Sokaklara çıktığımızda hepimiz görüyoruz ki bizlerle beraber mücadele etmek isteyen partili partisiz halkımızın her bir kesimi bir umut istiyordu. Bu umutla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz halkımızla beraber omuz omuza mücadele ederek bu seçimi kazanacağız ve biz halkın iktidarını kurmaya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet'in kurucu ve koruyucu partisi olarak bu görevi, bu misyon bize aittir ve bunu sağlayacağımıza inanıyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağız. Bugün bizlere katkı veren, destek olan Bandırma'nın değerli Cumhuriyet Halk Parti gönüllerine ve halkımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten coşkulu ve keyifli bir çalışma yapacağız Bandırma'da. Birazdan hep beraber buna da şahit olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Evveliyatta sorularınızı şuradan cevap verelim başlayayım. Bandırma'daki adaylarımız burada. Bütün milletvekillerimiz Bandırma'nın adayıdır.
Bugün listemizde Bandırma'dan adayımız yok diye yanlış bir ifade kullanmışız. Bunu düzeltiyoruz. 9 tane milletvekili adayımız var Bandırma'da. Hepsi de Bandırma'yı en iyi şekilde temsil edecekler. Ankara'da Bandırma'nın, Ayvalık'ın, Dursun Bey'in, Kepsut'un bütün sorunlarını en etkin şekilde savunacak ve bu anlamdaki gerekli mücadeleyi de sağlıklı bir şekilde vereceklerine inandığımız milletvekili adaylarımızla bu listeyi belirledik. Bu anlamda böyle bir tereddüt olduğunu düşünmüyorum. Olmasında doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugün biz mecliste Balıkesir'i en iyi temsil edecek arkadaşlarımızla listemiz oluşturduk. Oy oranlarımız konusunda gerçekten etkin bir oy oranına ulaşacağız. Tabii buradan rakam vermek yanılgı olur ama 9 milletvekili içerisinde Balıkesir'de milletvekili çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partisi alacaktır. Birinci partide olacağımız çok net bir şekilde sahada da görülmektedir. Bu anlamda tereddütlerimiz olmasın ve buraya da en büyük katkıyı Bandırma'nın sağlayacağını biliyoruz. Bandırma ilçe örgütümüz etkin bir şekilde çalışmalarını yapıyor. Buradaki çalışan arkadaşlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe örgütümüz, belediye başkanlarımız da hepsi Bandırma'yı en iyi şekilde temsil edecek ve en etkin sonuç alacak çalışmalara imzalar atıyorlar. Bu anlamda hepsine sizin nazarınızda sorunuzdan dolayı da teşekkür ediyorum. Bu anlamda Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi'ni her zaman onurlandıran ve gururlandıran bir ilçedir. 20 ilçemizin içerisinde de en etkin çalışan, en başarılı ilçelerimizden biridir. Bütün ilçelerimizle ve bütün partilerimizle bu mücadeleyi kazanacağımızı biliyoruz. Sorunuz başka bir şey var mı diyeceğim? Mahmut Bey ve Sayın Tümün hakkının yendiğini düşünüyor musunuz? Çünkü liste hazırlanırken bir önceki ön seçim baz alındı. 3 yıl önceki seçim baz alındı. Ancak o iki isim yok. Evet. Ciddi başarı elde etmelerine karşın ön seçimde o iki isim yok. Bu iki ismin hakkı yenmiş olmuyor mu sizce? İki tane milletvekilimiz Bandırma bölgesindeki Namık Bey ile Mehmet Bey'in bizim partimize vermiş oldukları hizmetler çok önemli ve çok değerli. İkisi de çok başarılı çalışmalara imza attılar milletvekillikleri görevleri süresince. Bugün tabii ki olağan dışı bir süreç var. Baskın seçim diyelim, olağanüstü seçim diyelim. Çaresiz kalmış iktidarın bir seçimde diyebiliriz bunu. Tabii olağanüstü bir süreç gelişti. Bu süreç içerisinde biz tabii ki en etkin şekilde savunduğumuz ön seçim. Ön seçim yapılması, ön seçim adaylarımızın belirlenmesi ama şu anki siyasi iklim ön seçimin yenilenmesi için makul ve mantıklı bir dönem ve zamanlama yoktu. Bu anlamda genel merkezimiz mevcut milletvekillerimiz üzerinde bir tasarrufta bulunarak onları değerlendirdi. Tabii yeni milletvekillerine de şans vermek adına bir tasarrufta bulundular. Sayın milletvekillerimizin katkıları çok önemliydi ve yine hep beraber çalışıyoruz. Dün de sahadayız, bugün de yine sahalardayız. Dün vekillerimizden biri Mehmet Türk bizle beraber saha çalışmasındaydı, Balıkesir'deydi. Her gün farklı ilçede çalışıyor. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'ye, Namık Bey de, Mehmet Bey de destek olarak oradaki çalışmalara yine katkı sunuyorlar. Bugün bizim bütün milletvekillerimiz seçilsin seçilmesin, aday listelerindeki bütün arkadaşlarımızla beraber omuz omuza çalışıyorlar. Bu anlamda hepsinin katkılarına çok teşekkür ediyoruz. Siyaset uzun soluklu bir mücadeledir. Çalışan, emek veren herkes yine karşılığını alacak ve çalışmalarda da bizlere destek olacaklardır.